İlyas gözlerini açtı. Odaya alınıyor şimdi. Nasıl gidiyor Mirin? Sayenizde daha da iyi olacak Jackson. Bugün yeni bir grup geldi. Diğerleriyle birlikte onları da eğitim aldık. Yanlış. Yanlış tutuyorsun silahı. Ha. Omzuna daya. Böyle. Evet. Peki abi. Beceriksiz herif. Ben dayayacağım bir yerine boşaltacağım. Şarjör üstünü göreceğim sen gününü de neyse. Tövbe yarabbim. Geri çıkacağız. Hedef tahtası yerine şunları koysan daha iyi ateş edilir yemin ederim. Nerede kaldı bu şerefsiz ya? Bana soldan soldan gelmeye başladılar babalar. Vay. Süper bir atış. Bir daha dene bakalım. Çok profesyonelce. Nereden aldın bu eğitimi sen? Ha? Nereden aldın bu eğitimi sen? Eğitim? Yok. Şansa vurdum ben ya. Yoksa bu silahları nerede göreceğim ben? Bu zamana kadar çifteli kurda kuşa ateş ettim sadece. Şansa. Evet evet bak bir daha vurayım şansa mı değil mi anlarız şimdi bak. Tüh. Kara bana olmadı. Devam et bakalım. Biz buradan döneceğiz. Ben de senin Marmara çırası gibi yakacağım. Biz bilmiyor muyuz lan vurmayı? Aa Jackson geldi. Evet, yarım saat mola. Şu bu sefer büyük aynı arzu başı beni çiğ çiğ yiyecek. Ya Candaş, ben sana bir şey soracağım. Sen eline silah alınca niye kendini kaybediyorsun? Oğlum, adam haklı, haklı. İlla en iyisini mi yapacaksın? Hı? Ayrıca sen hedefi niye vuruyorsun oğlum? Sen aptal mısın? Aptalım. Aptalım çünkü gaza geldim, anladın mı? Bir anda aklım gitti. Bütün senaryoyu unuttum. Aferin. Daha dün bir bugün iki. Yürük yüzbaşı senin aklını başından alacak. O zaman görürsün sen. Sen o zaman bekle. Şu fantastikler. Kapayın çenenizi. Yüzünüzü de dört açın. Emredersiniz komutanım. Ya babalar bu tarafa dönsenize. Komutanım. İçeri giriyor galiba. Ben biraz dinleneceğim. Siz de yemek molası verin. Kimse beni rahatsız etmesin, okey? Tamam patron. Tamam. Tüm general kutalmış. Anladım. Anladım, peki. Sedat hastaneye gideceğim hemen. Hastane mi? Komutanım yoksa İlyas. Emredersiniz komutanım.
Evet Asubay'ım. Komutanım günaydın. Komutanım bu alandan gelen dün geceki arama tarama faaliyetlerinin sonucu. Gel Asubay'ım. Bölge abluk altına alınmış durumda komutanım. Çakal ve Artin'le ilgili arama tarama faaliyetleri hızlı bir şekilde sürüyor. Ayrıca örgüte ait olarak tespit edilen sığınak ve depo alanlarına hava harekatı başlamak üzere komutanım. Tamam Asubay'ım, teşekkür ederim. Komutanım, Asubay Karaca'nın durumu ile ilgili bir gelişme var mı? Yoğun bakımda, henüz bir... Albay Kopuz, hastane mi? Evet, anlıyorum. İzbandut. Senin ne işin var lan burada? Sabah geldim. Ya duyar duymaz da koştum buraya. İlyas'ın durumu nasıl? Vallahi bilmiyoruz Seyfi. Bekliyoruz işte. Yoğun bakımda Seyfi. Doktorlar falan bir şey demiyor mu? Risk durumu devam ediyormuş. Bekleyeceğiz işte Seyfi. Gökçen bu tarafa geliyor. Kötü bir şey yoktur inşallah. Yok. Öyle demeyin. Öyle demeyin. İyi düşünelim, iyi olsun abi. İyi düşünelim. Gökçen abla, bir haber var mı? Gökçen, ne oldu? İlyas gözlerini açtı. Odaya alınıyorsun. Çok şükür. Oh be. Allah'ım çok şükür yarabbim. Hatun böyle mi söylenir ya? Aa, hepsi heyecan yaratacak değilsiniz ya, biraz da ben yapayım dedim. Oh. Ha, böyle mi söyleyeyim? Ulan sarışın, ben sana bunun hesabını sormazsam. Ne hesabı soruyorsun sen ya? Çocuk daha yeni kendine geldi. Olsun. Burada öldük dirildik biz. Nerede? Hadi gelin, odaya almışlardır. Ama çok kalmak yok, tamam mı? Yormayın çocuğu. Tamam mı? Ha, hadi. Yormayalım. Hadi gelin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu kadar dua ettim ki bu onun için. Merak etme Aycan. Ağlama artık. Bak geçti bitti. Sen onu gel bir de bana sor İlyas. Nasıl geçti acaba? Sen hep burada mıydın? Ya ben seni bırakıp gider miyim? Hem bir ara babam bile buradaydı. Kurtarmış Paşa. Evet, kanınız aynıymış. Kan veririm dedi. Kan mı verecekti? Şaka yapıyorsun değil mi? Yani şu an hastayım, moralim düzelsin diye böyle söylüyorsun. Hayır İlyas, gerçekten ama gerek kalmadı. Çok şükür gerek kalmadı. Ay Sarışın, gözlerini açsın demek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun gözüm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi geçmiş olsun faslı bittiğine göre canlı okuma faslına geçebiliriz. Şş, bana bak lan. Bir daha değil vurulmak. Çizik bile alırsın içinden geçerim senin. Haydar ya. Çocuğu rahat bırak, yapma. Göküş, bu bizim her zamanki halimiz. Ben normalleşme sürecini hızlandırıyorum. Ama komutanım. Bana bak, çabuk iyileş tamam mı? Sana fırça atmazsam içimde bir eksiklik hissediyorum. Evet ya, sen yokken bize çok sarıyor biliyor musun? Bunu ben sesli mi söyledim? Yanlış yaptım. Daha sonra bunları detaylı konuşacağız. Tutamıyor ki çenesini. Hayata döndüğüne göre büyük yüzleşmeye hazır mısın İlyas? Yüzleşme mi? Yüzleşme. Kutu almış. Paşa diyorum.
Komutanım, bir de o mesele vardı değil mi? Acil operasyona çıktık ya komutanım. Bu yırttık sanıyor tabii. Aynen komutanım. Vallahi hiç aklıma gelmemişti operasyonda vurulacağım. Ben kesin beni Kutalmış Paşa vurur diyordum. İşte öyle. Kaderde varsa... Aha! Dikkat! Rahat ol. Geçmiş olsun Asubay. Sağ olun komutanım. Büyük bir badire atlattın. Hı? Evet. Gençsin, çabuk iyileşirsin. Emredersiniz komutanım. Seni hemen bekliyorum, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Arabada seni bekliyorum. Ben seni arayacağım. Tamam tamam, git sen Ayça, tamam. Tamam. Hadi git, geç kalma. Ayça. İyi bakacağız ona, merak etme. Komutanım, ne oldu şimdi böyle? Şimdi ben sana şöyle anlatayım İlyas. Paşa ilk başta ne dedi sana? Assubayım dedi. Yani oğlum ya da evlat demedi ki hepimize demişliği var. Nerede komutanım? Yani işte sana koydu. Koydu mu? Ne koydu? Mesafe koydu. Ha. Yani? Aynen komutanım. Bana bile evlat dediğini hatırlıyorum komutanım. Evet, bana demedi. Devamında da büyük badire atlattın dedi. Yani bu demek oluyor ki daha büyük bir badire geliyor dedi. Nasıl yani? Daha büyük badire ne? Demeyin. En sonda gençsin, çabuk atlatırsın dedi. Bu ne demek komutanım? Yani bekliyorum dedi. Yani atlat, bir an önce iyileş, seni bekliyorum, içinden geçeceğim dedi. Anladın mı? Öyle. Bu kadar basit işte. Öyle dedi, evet. Ya maşallah, ne kadar güzel anlattınız ya. Valla belgesel gibi o. Of, ben çok fena oldum komutanım. Şunu açsak mı biraz? Seni eve bırakalım. Baba, ben... Yorgunsun. Git evde biraz dinlen. Kutalmış Paşa karargaha döndü mü? Göreniniz var mı? Yok yok. Kutalmış Paşa karargahta değil bugün. Yani bugün de gelmeyecekmiş. Evet. Şey, sabah telefonda Ayça'yla konuştuk da. Yani Ayça'yı aradım çünkü Kutalmış Paşa'nın durumunu merak ettim. Onu sormak için aradım. Çok şükür Kutalmış Paşa iyiymiş. Dinleniyormuş, birkaç gün gelmez dedi. Öyle mi İlyas? Öyle komutanım, evet. Ya sarışın, hadi yine bugün yırttın diyelim. Yarın gelecek. Ondan sonraki gün gelecek. Ondan sonraki gün kesin gelecek. Çünkü karargah onun oğlum. Yani eninde sonunda gelecek. Ha sarışın. Oğlum sana sormayacak mı adam? O krevinde ne işin vardı diye soracak. Ne? Şey yani... Yani İlyas, açıklaması çok zor bir durum. Yani. Ama yani hatırlamıyordur ki beni. Yani sonuçta unutmuştur. Adam o kadar şey yaşadı. Yani beni gördüğünü mü hatırlayacak? Tabii canım. Komutanım, ben en iyisi şu an susayım. Sus. Bence de. Sedat Assubay değil mi ya? Hani nerede ya? Yok yok, gelmeyecekti ki onlar bugün. Kutalmış Paşa gelmiş mi yani? Sedat Assubay burada olduğuna göre genelde karargahta. Hayda. Komutanım, siz hani o bugün gelmeyecek diyordunuz. Gelmeyecekti zaten. Niye geldi anlamadım ki. Yani Ayça öyle söyledi, gelmeyecekti. Dur, anlarız şimdi. Allah. Sedat. Komutanım. Kutalmış Paşa. Karargahta mı Sedat? Evet komutanım. Yeni geldik. Şey komutanım. Kutalmış Paşa İlyas Assubay'ı yanına çağırdı.
Hemen gelsin dedi. Sebebini biliyor musun acaba Sedat? Hayır komutanım. İlyas. Paşa. Çağırmış. Hadi. Ya şimdi... büyük han geldi çattı. Hayır ben demiştim demek istemiyorum ama... demiştim ya. İlyas. İnşallah büyük bir sıkıntı olmaz aslanım. İnşallah. Yalnız komutanım şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben çok tırstım. Ben de. İlyas. Korkunun ecele faydası yok aslanım. Hadi. Komutanım. Olur da gidip geri dönmezsem... hakkınızı helal edin lütfen. Helal olsun kardeşim. Komutanım, gerçekten beni niye çağırdığını bilmiyor musunuz? Bilmiyorum İlyas. Seni çağırmamı isteyince ben de çok tedirgin oldum. Emredin komutanım. Emredersiniz komutanım. Hadi İlyas. Kutlanmış Paşa seni bekliyor. Gel. Komutanım beni emretmişsiniz. Nasılsın Assubay Karaca? Sağ olun komutanım. Seni niye çağırdığımı tahmin ediyorsundur herhalde. Benim öğrendiğim şey... Şey komutanım... yani bilemedim ben. Nasıl? Yani hiçbir tahminin yok mu? Şey, yani ben... Sen çok fazla şey diyorsun. Asubayım. Ben bu kadar şeyleyen adamdan pek haz etmem. Emredersiniz komutanım. Şu kır evindeki çatışmadan bahsediyorum. Evet komutanım. Ya evlat. Eğer sen bana müdahale etmemiş olsaydın ben bugün hayatta değildim. Çok teşekkür ederim. Müdahale derken komutanım? Ya işte ben yaralandığım zaman benim yarama müdahale etmişsin ya. Onu söylüyorum. Ha, siz onu diyorsunuz. Ben şey sandım bir an. Ne sandın? Ha, bu arada şeyi soracağım asıl. Sen o gün orada ne arıyordun gerçekten? Şey komutanım. Yani... Ney? Sedat komutan. Efendim. Dinliyorum. Komutanım. İlyas. İyisin inşallah gözüm. He. Komutan niye çağırmış? Teşekkür etmek için çağırmış. Ha, iyi yani komutanım öğrenmemiş durumu. Öğrenmemiş ama oradayken yani ben içime kaçırdım galiba. Ha. Sen daha dur. Sen de çok iyi içine kaçıracaksın. Senin başına gelecek var. Serseri. Öyle deme komutanım ya. Hadi geç içeri geç. Buyurun komutanım. Buyurun. Hadi geçelim bari. Serseri.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.